Hukukplus.com Fırıldak ailesini sunar. Yine mi ya? Fotoğraflarını sadece annem ve anneannem beğeniyor. Neden seksi kızlar beğenmiyor ya? Hemen yorum yazayım altına. Yakışıklı torunum, harikasın. Allah'ım, o kadar çirkinim ki sadece anneannem yakışıklı diyor bana. Bu ne? Bu ne? Bu çabuk biri bana açıklasın. Bu ne? Neden çizgi filmlerde ailedeki kız karakteri sevilmiyor? Sizler için araştırdık. Hayır, o haber değil. Bir altındaki. Oğlunuz günde bir rulo tuvalet kağıdı harcıyorsa bu ne anlama gelir? O da değil. En alttaki, en alttaki. Karınız saçlarını birden sarıya boyattıysa boyunuzun kralını yediniz demektir. Bir dakika. Senin niye saçların değişik Yıldız? Neyse. Bir göremediniz haberi. Ben okuyorum bak. YouTube'dan milyonlarca dolar kazandılar. Sadece bilgisayar karşısına geçip oturarak bir servet elde ettiler. Çabuk söyleyin. Şimdi söyleyin bana. Kim bunlar? Nasıl kazanıyorlar? Bir tanesi de bu baba. PewDiePie diye bir herif. Oyun tanıtıyor. 45 milyon takipçisi var. Neden fotoğrafını taşıyorum yalnız bilmiyorum. Bunlar da ünlü makyajcı kızlar. Biri Zoella, dünyaca ünlüdür kendisi. Bu da Türklerden Sebine Ölmez. Sebi bebi kısaca. Bunlar da birazdan koltukta unutacağım tükürüklü mendillerim. Nasıl bir aileye düştüm lan ben? Tamam, bu kadar yeter. Bu kadar vasıfsız evde boş boş oturan insan YouTube'dan para kazanabiliyorsa biz neden kazanmayalım? Motivasyon konuşması geliyor. Biz kimiz? Fırıldaklar. Her şeyi yapabilir miyiz? Hayır. Arkamda mısınız? Hayır. Allah belanızı vermesin. Senin de. Tosun nerede? Ya baba, bu tişörtü neden giydirdin bana? Oğlum, oyun tanıtımı yapan kızları görmüyor musun? Hepsi orasını burasını açıyor. O zaman afet taratsaydı oyunu. Ben niye böyle bir şey yapıyorum? Sus bakayım. Bir şey deniyoruz herhalde. Hem afetin bildiği tek oyun Sims 2. Sims 2 mi? Sims 2 ne be? Sims 2 oğlum. Sims 2. Sims yok mu? Onun ikisi işte. Simsiki. Simsiki, siki, 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 siki. Sağ beni. Al boynuna deli gibi öp beni. Muhabbet oldu. Kes zevzekliği. Hadi başa bakalım. Ama çok hareketli olmasın. Sürekli beklenmedik hareketler yapacaksın. Tamam, başlıyorum. 3, 2, 1, kayıt. Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Zeki Fırıldak. Bugün sizlere çok seven manyak bir oyun tanıtacağım. Yüksek sene saçma sapan hareketler. Oley. Tamam lan, yeter. Oyuna geç. Oyun, evet. Ne tanıtacağım ya? Ne bileyim oğlum. İstersen dünyanın en saçma sapan, en kötü grafikli, en amaçsız oyununu tanıt. Tamam o zaman. Minecraft. Hadi Afet, hadi kızım, göreyim seni, başarabilirsin. Kendine güven. Bu aileye aptal olmadığını kanıtla. Sonuçta bir maşa ile saçına şekil vereceksin. Ne kadar zor olabilir ki? Hadi kızım, başlıyoruz. 3, 2, 1, kayıt. Merhaba kızlar. Ben Afet Fırıldak. Bugün sizlere maşa yapmayı göstereceğim. Bakın şöyle. Bakın şöyle. Sabri, ne yapıyoruz burada, söyler misin? Niye bu kıyafetleri giydirdin bana? Hiç YouTube'a girmiyor musun Yıldız? Millet slow motion bir şeyleri patlatıyor. Biz de elimizde ne varsa slow slow patlatacağız işte. İnşallah elimizde patlamaz. Zaten tek yaptığın şey klasik bir anne gibi davranmak. Seyirci farklı şeyler görmek istiyor Yıldız. Hadi şimdi al şu tetikleyiciyi ve bir şeyleri patlatmaya hazırlan. Of, tamam ya, tamam. Şimdi ne patlayacak bileyim bak. Ay! Ya bas şuna! Oha! Süperdi lan! Sen basmaya devam et Yıldız. Ben başka video çekip geleceğim. Benim sarmalarım bunlar. Öldüreceğim seni Sabri.
Öldüreceğim seni. Dışa. Merhaba gençler, ben Sabri Fırıldak. Bugün sizler için çok enteresan yiyecekler tadacağım. Öncelikle buradaki sucuktan başlayalım. Kendisi Nepal sucuğuymuş. Biz de ne yapalım? Bu sucuğu tadalım. Evet, çok leziz bir sucuğa benziyor. Bayağı da büyük. Baksanıza kolum kadar. Hemen ısıralım bakalım. Bu ne ya? Ulan benim kakam duruyordu burada. Nereye gitti lan? Vallahi buraya gömmüştüm. Yani şimdi... Bu ne lan? Bok gibi tadı var bunun. Hayır yani hayatımda hiç bok yemedim ama bunun tadı bildiğin bok gibi. Abi. Abi. Sen ne yiyorsun orada ya? Nepal sucuğu yiyorum da tadı bok gibi ya. Sen ne yaptın abi? Benim iki numarayı gömüyorsun iki saattir. Kakalar tuvaleti, çişler tuvaleti. Hobili hobili çek sifonu, koy çuvala, salla salla vur duvara. Lan sen ne yapıyorsun amına kodumun pokumanı? Ne pokumanı dedi? Ben pöpüyüm. Ne biçim poposun lan sen? Allah sana çakma poçoya seni. Lan oğlan ne yapıyorsun oğlum? Çocuklara çizgi film çekiyorum abi. YouTube'a koyun ya da buzdolabına koyun, sonra yersiniz. Oğlum millet çocuğuna mama yedirmek için açıyor bunları. Daha böyle şarkılı türkülü bir şeyler yap. Niye gözlerini kıstın lan? Usulüm geldi ama sıçarım diye korkuyorum. Ne diyorsun, şansımı deneyeyim mi? Oranlar %50-50. Allah belanı vermesin. Ben gidiyorum. Anne, iyi misin? Sabri, sandalyeye de mi patlayıcı koydun? Kapı çaldı. Gültekin Bey geldi herhalde. Buyurun, kime bakmıştınız? Merhaba, biz YouTube kapak fotoğrafı çekimi için gelmiştik. Yok ya, yanlış gelmişsiniz. Burada yok öyle bir şey. Öyle mi? Tamam, hoşça kalın. Ohannes! Bunlar neydi lan? Geçin Gültekin Bey, geçin. Çok işimiz var. Oğlum onlar neydi lan? Söylesene. Ya beni niye kubura getirdiniz lan Sabri Bey? Başka oda yok. Burada çekim yapacağız. Ne halt ediyorsan et. Ben bir saatlik özel ders paramı alırım. Gerisine karışma. Tamam tamam, hadi başla. Taharet musluğu nedir? Modern çağın başlangıcı mı? Bir uygarlık seviyesi mi? Tahar kelimesinden mi türemiştir? Kimler tahar eder? Taharet ile hararet arasındaki fark nedir? Bir gotte başlar, diğer gotte biter. Hayır, tabii ki hiç alakası yok. İdeal bir taharet musluğu ne kadar uzunlukta olmalıdır? Fazla uzun taharet borusu adamı madam yapar mı? Yurt dışındaki akrabaya gidildiğinde en çok neyin eksikliğini hissedersiniz? Islak mendil var mı yahu? Ya da do you have any wet towel? Ulan o kadar rönesans yapmışsınız. Kıçınıza su tutacak bir boru koyamamışsınız. En ünlü taharet muslukları kimlerdir? Taharet musluğu olmak isteyen gençler ne yapmalıdır? Fazla tazyik adamı hoş eder mi? Cap cap sesi size neyi hatırlatıyor? Çok zevkliymiş be anne bu. Sen de denesene. Kızım şimdi olmaz. Akşam için salata hazırlayacağım. Aman sen bilirsin. Ben biraz da şurayı patlatayım. Yaştan sonra iyice sapıttı bu da. Aman bana ne. Ben salatayı yapayım da ha bak benim başıma patlamasın. Allah'tan kuk plus çapur doğrayıcı var. Çok hızlı bir şekilde salata sosunu hazırlayabileceğim. Sadece doğrasa iyi. Yumurta da çırpıyor. Salata sosu da yapıyor. Şunu da koyalım. Tamam oldu işte, hazır. Slow motion bile durduramadı kutlası. Süper hızlı yaptım sosu valla. Zeki oğlum bitti mi Minecraft? Ya, bu ne baba? Kara kara olmuşsun. Ne karesi oğlum, iyi misin sen? Sabri abi mutfaktan bir yeni kokusu geliyor. Yalıtık geldi. Ağzını topla Zeki. Baba öldü çabuk şunu. Baba öldü, kazmayla bu. Ne kazması oğlum? Villa da bu. Tamam bırak Minecraft'ı yeter. Löle geç. Löle mi? Şşş, kimse kimseyi löle yapmasın lan. Oğlum susun bir dakika. Löl lan löl.
Lol mu? İşte öyle bir şey var ya. Ne boksa işte. Yürü minnak gidiyoruz. İşimiz var. Sabri abi niye beni zorluyorsun? Sen yapma bari. Çok mu zor bir ol demek? Anlamıyorum ki ya. Kızım bu ne hal? O son cimeli sürmeyecektim baba. Neyse kızım boş ver. Şimdi başka bir şey yapacağız. Millet erkek arkadaşını falan boyuyor. Makyaj yapıyor. Sen de minnağı yapacaksın. Çiş yok artık abi. Bu saatten sonra adımız mı çıksın istiyorsun? Sus vallahi atarım sokağa. Aşk olsun Sabri abi. Sus lan. Hadi hadi başlıyoruz. 3, 2, 1 kayıt. Evet arkadaşlar. Bugün değişik bir şey yapacağım. Kedi Minna makyaj yapacağım. Afet, elinin ayarına hakim ol. Saçma sapan şeyler yapma bak kızım. Öncelikle birazcık allık basıyoruz. Bu yaptığın allık falan değil, bildiğin mallık Afet. Kediye makyaj yapılır mı lan? He? Süper oldu. Süper, süper. Ay vallahi çok güzel oldu. Ya Sabri abi gülme ayıp oluyor. Kızım sen de yavaş gözüme soktun kalemi ya. Şimdi de şöyle parlak renkte bir ruj süreyim. Afet elbette yakalarım ben seni. Yatağına sıçmazsam şerefsizim. Anne! Anne! Neredesiniz ulan hepiniz? Her yer kaya kaya oldu zaten. Zeki sence ben çekici bir erkek miyim? Ya oha abi sen de Minecraft olmuşsun. Ayrıca neden pantolonun yok? Modern insan üzerindeki ağırlıklardan kurtulmalı diye okumuştum bir yerde. Galiba erotik bir dergiydi hatırlamıyorum. Gerizekalı nedir? Kimler gerizekalı olabilir? İkinci sınıf bir animasyon dizisindeki bir gerizekalı karakter neden çok seviliyor? İçimizdeki gerizekalıyı ortaya çıkardığı için mi? Gerizekalı, 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 demeta kalın, sağlıcakla kalın. Yeter ulan yeter, kurtarın abi elinizi ayağınızı öpeyim ya. Çok zevkliymiş bu ya. Ne zevkliymiş ya? İşte bu! Vay canına, bence süper bir bölüm oldu. YouTube kanalımıza bakacağım hemen. Kesin milyonlarca izlenmişizdir. Bakalım, bakalım. Ne? Nasıl? 3 mü? 3 kişi mi izlemiş? Biri bendim zaten. Nasıl olur ya, nasıl olur? Her şeyi yaptık. Minecraft yaptık, makyaj yaptık. Bütün evi slow slow patlattık. 3 kişi mi izlemiş yani? Bu ne ya? Çok zormuş ya bu YouTube işi. Nam 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 hark meow. 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 Anne ben çok acıktım. Oğlum hiç arzamız kalmadı. Baban da çalışmaya inanmadığını söylüyor. Bu yüzden 5 kuruşsuz kaldık. Bence çalışmak diye bir şey yok. Tamamen batıl inanç. Hatta batılı bir inanç. Bizde öyle bir şey yok. Bunun açlıktan beyni yandı iyice. Sabri, görmüyor musun halimizi? Git pazara şu öküzü sat bari. Para falan gelsin bir yerden. Bence anneannemi satın gitsin ya. Öküzün muhabbeti var en azından. Ulan sadece bağırıp duruyor. Ne muhabbeti? Sen onu anlamıyorsun. Onunla aramızda özel bir bağ var. Değil mi öküzcüğüm? Durun ya. Bunu satalım. Kaliteli bir şeye benziyor. Kesin çok paradır bu. Aa, saçmalamayın ya. Cook Plus Festimix mikser satılır mı hiç? Tamam kaliteli ama o kadar da deli gibi de pahalı değil zaten. Gayet uygun da alırken öyle hatırlıyorum. Ben onunla kek yapıyorum arkadaşlarıma. Kek yemeden nasıl gıybet yapabiliriz? Ben de çiğneyemediğim sebze meyveyi bununla yoğurda karıştırıp yiyorum. Evdeki her şeyi satın. Ama buna elleşmeyin sakın. Can kurtaran ya bu. Anneannemi satın gitsin. Ulan anneanne satılır mı hiç? Abla abla. Böylesini görmemişsindir abla. Gel vatandaş gel. Çeyizlik sandık burada. Ne kadar bu sandık? Dur teyze o değil onu elleme. Ay, böyle çeyiz sandığı mı olur canım? Ay.
Şimdi ne yaptın ya? Dark Souls sandıydı o. Abi yapma. Çok az veriyorsun sen de. Ölücü abi bunlar, ölücü. Ya birader, bu yaşlıların ikinci el piyasası ölü diyor. Hatta bak, bunlar komple ölü. Elimde kalıyor, satamıyorum. Tamam tamam. İyi, neyse ver. Neyse ne. Al abiciğim, hayrını gör. Teyze gel sen de. Eyvallah, hadi kolay gelsin. Ulan Sabri, öbür dünyada iki elim yakanda olacak. Dürdane Hanım, ne derler bilirsin. Komşunun tavuğunu öpen kendi karısına karşı soğuk davranır. Ne alaka ulan? Ya ben bir şey soracağım. Bu zırhlar ne kadar işe yarıyor? Baksana her tarafın cıbı, cıbı. Denemek ister misin? Bu kılıçla buralarıma vurmanı istiyorum. Nereye? Buralarıma işte. Ay, level'ım yükseliyor galiba. Zeki, ne yapıyorsun lan? Yürü, gidiyoruz. Hüst, hey. Hüst, hey. Gelin bakayım. Elimdeki bu değişik şeyle ilgilenir miydiniz? Sümük mü? Hayır lan. Diğer elimdekiyle. İşte bununla. Bu ne lan? Bunlar sihirli çiğ köfte tohumları. Kim sinirlendirdi bu köfteleri? Sinirli değil lan. Sihirli, sihirli. Bu çiğ köfte tohumlarını toprağa gömerseniz muhteşem sihirli bir takım şeyler olacaktır. Vay canına. Hemen almalıyız bunu. Kaç para bu, kaç para? Ya abi saçmalama. Bu yaptığın hareket kafesine çocuk düştü diye vurulan goril kadar gereksiz. Lan. Git oğlum git. Git lan buradan. Alın lan şunu. Dikkat edin lan çoluğunuza, çocuğunuza. Başımı belaya sokacaklar ya. Ay, yine düşürdük çocuğu İrfan. Bırak, çabuk indir çocuğu. Çocuğu bırak. Bırak, indir çocuğu, bırak. Bırak diyorum. Durun lan durun. Bir şey yapmıyorum. Bıçağı var, bıçağı var. Ateş edin. Lan ne bıçağı? Lan 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 lan. Ananız kim? Oh be. Az kalsın çocuğu bıçaklayacaktı. Ya Sabri, sen beni deli mi edeceksin? Bütün paramızı bu gereksiz şeylere mi harcadın? Olur mu ya? Bir tane de Sinan Akçıl oyuncağı aldım. Ay, yeter artık Sabri, atıyorum bunları da. Ay, gidip alan olursa vallahi kafasını kırarım. Ay, ay, sinirim bozuldu vallahi. Kızım salak mısın? Gözünde salatayla uyumuşsun. Evet. Anam, o ne? Her tarafta dev marullar var. Onu da haklısın işte. Ne olmuş ya buraya? Oha! Her yerde çıplak kadına mı? Oğlum salak mısın? Kafanda erotik dergiyle uyuyakalmışsın. Nasıl yapıştırdın lan onu oraya? Ha, hadi ya. Al işte bakın, satıcı haklıymış. Bu sihirli bir şey. Baba, bunlar marul galiba. Ha, yeni bir şey bu. Hemen tırmanayım. Sonuçta kediyim. Yürü Zeki, biz de gidelim. Bakalım ne varmış. Ay Sabri, başınıza bir şey gelmesin. Sen de bir sus kadın ya. Hep aynı laflar. Kocacığım dikkat et. Oğlum ne yapıyorsun? Kızım salak mısın? Ay anne dursana. Azıcık yaratıcı ol be kadın. Kendine bir şeyler kat. Değişmeyen tek şey değişimin karısıdır. Aşk olsun Sabri. Hala konuşuyor ya. Boşayacağım bunu da yeminle. Oley be. Tramvaya gireceğim. Ne tramvayı lan? Ne diyorsun? Oh, o ne be? Ne oldu lan? Niye durdun? Yukarıda etek var abi. Upskirt. O ne lan? Dırırık lan bu. Ay sapık var, yetişin komşular. Ne vuruyorsun lan? Sen kimsin be adam? Ben İskoçyalıyım. Gayda çıra oynamaya geldim. Gayda çıra mı? La balla la balla la balla. Kasık karası sevimli pırtlar. Ay pardon. Sesli düşündüm bir an. Siz bana bakmayın. Bakmayın dedim. Bakmasanıza lan. Biri bakarken hiç yemiyorum. Lan deli misin nesin? Çekil yolumuzdan. O bıyıklar bende olsa bütün gün ayran içerdim be. Değerini bil abi. Lan geç şuradan. Oo, bulutlara geldik yahu. Vay canına. Bulut sistemi böyle çalışıyor demek ki. Ünlülerin çıplak fotoğraflarını nereye koyuyorlar acaba? Bakın bakın. İleride şato gibi bir şey var. Yürüyün bakalım. Her şey ne kadar da kocaman değil mi? Bu işte bir terslik var. Var mı cana?
Kullandım ben. Sanki biri bizi izliyor gibi. Of şu sosislere, peynirlere bakın. Anam, kız siz ne arıyorsunuz burada? Hasmalarda üzüm. O, ormanlı karı bu abi. Ne işiniz var ayol burada? Su saatine bakmaya gelmiştik. Ya baba, bu dediğin şey Minecraft'ın okullarda ders olarak okutulacağı haberinden bile daha saçma. Evet çocuklar, herkes oyunu açtı mı? Evet, evet öğretmenim. Şimdi herkes ormanın girişinde beni bekliyor. Öğretmenim, Berkcan bana kürekle vuruyor. Berkcan, vurmasana oğlum. Sus lan sen de, al kim? Çocuğun kendine gel. İnsan öğretmenine taş atar mı? Öğretmenim, yaratıklar geliyor. Tamam, sakin olun. Bütün herkes şu at arabasına binsin. Öğretmenim, at arabası yok. Müdür bey tahta toplamak için arabayı parçalamış. Müdür mü? Müdür bey, siz de mi oyundasınız? Evet çocuklar, herkes eğitime katkı paylarını tahta, metal ve koyun olarak versin çabuk. Sus lan gıdik, al şu kazmayı sen de. Ulan sıçarım bacağına. Minecraft öğreteceğiz diye çoluğun çocuğun elinde oyuncak olduk. Böyle müfredat mı olur lan? Gömlek zeytini, her türlü alırım bunu da. Ne oluyor lan burada? Bu benim götten bacak kocam Gültekin. Çabuk saklanın çabuk. Anam. Tamam lan tamam. Yetiştirme. Sessiz ol. Hey bu koku da ne? Göçer insan kokusu alıyorum Nazmiye. Yok kocacığım vallahi yok. Yok sanki burası bir şişko bıyıklı bir sivilceli ergen bir de uyuz bir kedi kokuyor. Uyuz kedi mi? Aşk olsun ya. Benden bahsetti lan. Sen de boku bu yüzden alınıyorsun. İyi o zaman. Ben de mutfağa gidiyorum. 9998. 9900. Bu gram altını kim koymuş lan araya? Tamam uyudu bu orada bak. Hadi şu altınları alıp kaçalım. Tanrı aşkına çıldırdın mı sen? God damn it motherfucker. Bir şey olmaz oğlum. Bir daha da öyle fakır makır deme yemin ediyorum çarparım ağzına. İyi. Tamam hadi yürüyün. Bu kadar parayı ne yapacağız peki? Oğlum bir sürü gerekli şey var. Mesela bütün parayı şarkı sözü yazması için Serdar Ortaç'a verebiliriz. Ya da sırf popüler diye dizilerde oynayan yeteneksiz insanlara veririz. En kötü her sene aynı oyunu çıkaran Call of Duty'nin yapımcılarına veririz. Evet. Ben de bir an bu kadar parayı birine ve sanata harcayacağımızı düşünüp çok korktum. Yok lan salak mısın oğlum ya? O ne lan? Anda göçük çamışlar biliyordum. Eyvah ayı uyandı. Şimdi yedim sizi. Hepinizi Aryuk'e çekmez isem bana da Riyolu Gültekin demesinler. Kaçın. Acaba kahramanlarımız bu tehlikeden kaçabilecekler mi? Yoksa Gültekin'e yem mi olacaklar? Buna siz karar verin o halde. Şimdi canlı yayında oylama yapıyoruz ve bu macerayı sizin istekleriniz doğrultusunda devam ettiriyoruz. Hazır mısınız? Hazırsanız klavyenizin başına geçin. Seçenekleri sayıyorum. İlk seçenek. Eğer Sabri, Zeki ve Birol son anda sihirli marul sırrını atlayıp kurtulsun, Gültekin de arkalarından atlasın ama aşağı düşüp kaseyi kırsın diyorsanız 3 defa enter tuşuna basın. Ya basın. İkinci seçenek. Orhan çıksın aniden ve donsuz bir şekilde dübel dübel diye bağırsın diyorsan klavyedeki Alt ve F4 tuşlarına aynı anda basın. Üçüncü ve son seçenekse bütün hepsini boş ver dış ses, bize Kate Upton'ın bikinisiz fotoğrafını göster derseniz aynı anda CTRL Alt ve Delete tuşlarına basın. Sonra 8 defa Tab tuşuna basın. Ardından da son bir kez Enter tuşuna basın. Hazırsanız seçiminizi yapın. Hepinizi Aryuk'e çekmez isem bana da Riyolu Gültekin demesinler. Kaçın! Bu arada unutmadan demin söylemeyi unuttum. Dübel 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 dübel. Çabuk çabuk sığa atlayın. Kaçın! Nazmiye!
Beni yemeğe bekleme. Altın. Bakın altın yağıyor, altın yağıyor. Altın yağıyor. Zengin oldu. Anlatın bakalım ev halkı, ne yaptınız bugün? Ben de aşık oldum. Sorduk mu? Sana sorduk mu? Hayır, sorduk mu yani? Sence umurumuzda mı kızım? Değil mi? Bence değil. Ben ne dediğini bile duymadım. Neden beni sevmiyorsunuz? Ya böyle tipinde mi desem, ses tonunda mı bir iticilik var? Hayır, yani nasıl tarif etsem? Şey gibi. Ne gibi? Aptal gibi. Ya hayır. Saçmalama Zeki. Daha çok böyle beyin özürlü şeyler vardır ya. Aa yok canım. Abartmayın, o kadar da değil. Olsa olsa belki spastik gibi olabilir. Ya yeter, tamam. Aşık oldum diyorum. Aman Allah'ım. Yoksa bana mı aşık oldu acaba? Tabii ya, kesin öyle. Şimdi de dayanamıyor ve ben buradayken ailesine açıklamaya karar verdim. Ben de seni seviyorum, affet bebeğim. Tamam abi, tamam. İlgileniyormuş gibi yapın, gider birazdan odasına. Aa öyle mi? Aman kızım, ne kadar sevindim anlatamam. Yazıklar olsun baba. Geçen hafta size kız arkadaşımı tanıştırdığımda bu kadar sevinmemiştim. Oğlum sen sağ elini tanıştırdın bize. Nesine sevineyim bunun? Sen bakma onlara. Bizi kıskanıyorlar aşkım. Ay niye başıma koydum, pardon. Peki kimmiş bu gözleri görmeyen, kulakları duymayan, elleri hissetmeyen arkadaş? Kendisi burada. Tanışmaya hazır mısınız? Ana! Vallahi oluyor. Hoşça kal Excelsior. Hoşça kal Blazers. Tada! Koridor mu? Koridora mı aşık oldun? Kapı mı, portmanto mu? Hangisine afet? Ha? Çabuk söyle. Aşkım, gelir misin? Selamun aleyküm. Evet, ne düşünüyorsunuz? Ay, detone oldun Zeki. Fark ettim. Hayır, olamaz. Bana aşık olman gerekiyordu. Bunu yapamazsın afet. Yapamazsın. Salak mısın oğlum? Sesi düşünüyorsun, farkında mısın? Mal ya. Bir de eko yapıyor kendi kendine ya. Hadi aşkım ya. Utanma, çık hadi. Tamam. Merhaba. Cüzdan mı o? Nasıl ya? Nasılsınız Sabri amca? Tamam baba, tamam, onu demin yaptık. İyiyim oğlum, işte daha nasıl anlatayım? Sen nasılsın? Sizlerle tanıştım, daha iyi oldum. Bu arada aşkım, akşamki operaya geç kalacağız. Gidelim mi yavaştan? Olur aşkısı. Hadi anne, ben geç gelirim akşam, merak etmeyin. Tamam kızım. Memnun oldum sizinle de tanıştığım için Şey Bey. Cemil, ismim Cemil. Hoşça kalın. Ay. Yemin ediyorum. Hala yanmıyorum. Nasıl ya? Durun lan durun, sakin olun ya. Herkes sırayla konuşsun. Dürdane başla. Damat biraz kıza mı ne? Şimdi Yıldız. Yani kızın kendi tercihi, ne diyeyim? Hay bilemedim. Şimdi Sabri. Neden bir bölüm 1 milyon izleniyor, diğeri 150 binde kalıyor? Şimdi Zeki. Nasıl öpüşüyor bunlar? Çocuklar olursa cüzdan mı olur, insan mı olur? Yoksa sırt çantası mı olur? Şimdi Cook Plus beyaz filtre kahve makinesi. Bence bu konuyu süper bir filtre kahve içerken konuşalım. Hemen şöyle 2 kaşık kahve atayım. Sonra kendimi çalıştırayım. Kendi kendimi çalıştırıyorum, ne kadar garip değil mi? Hem patronum hem işçi. Neyse. Bak ses de geldi. Kahve hazır. Alın bakayım. Ooo şahane. Ben hep YouTube'dan bir şey izlerken filtre kahve içiyorum. Süper oluyor. Öyle ikisi üçü bir aradalara benzemez bu filtre kahveler. Hadi afiyet olsun. Şimdi sıra bürolda. Bunun adı arsızlık, başka bir şey değil. Cüzdanla aşk mı yaşanır lan? İnanmıyorum. Bütün söylediklerinizi duydum. Ay afet. Sen gitmedin mi? Kapıyı kapatır gibi yaptım ama ne söylediğinizi duymak için içeride bekledim. Biliyordum bu ilişkiyi onaylamayacağınızı. Kızım, emin misin ya? Ha? Yani sonuçta o bir cüzdan. Sen de bir insansın değil mi?
Hayır, biz birbirimizi seviyoruz. Cemil bana çok değer veriyor. Kendimi iyi hissettiriyor. Hiçbirinizi sevmiyorum. Diğer taraf Afet. Seni o aptal cüzdama yar etmem. Sana gerçek aşkın ne olduğunu göstereceğim Afet. Ay bakın çocuklar, zaten Afet bizi zar zor affetti. Yani o yüzden bu akşamki yemekte herkes rahat duracak, tamam mı? Oo, enişte zengin herhalde. Baksanıza, burası pahalı bir yere benziyor. Hesap getirilen kutulara bakın, şekilli şekilli. Buyurun efendim, hesabınız. Oha, ananı. Ne diyorsun Cemal? Annen diyorum. Bittik hanım, bittik. Anne, buradayız. Gelsenize. Ay, geliyoruz kızım. Bakın, hepimiz bu yemekte Afet'i seviyor gibi davranmalıyız, tamam mı? Çünkü erkek arkadaşının yani bizi sevmesini istiyor. Ha? Hadi yürüyün. Somali'deki son günümüzde yardım ettiğimiz fakir ailelerden birinin küçük çocuğuysa ellerimde can verdi. Hem de açlıktan. Anlıyor musunuz? Açlıktan. Ulan çok komikmiş ya bu. Sabri, adam komik bir şey anlatmadı. Pardon ya Yıldız, zengin insanların yanındayken sürekli onları pohpohlamam gerekiyor gibi hissediyorum. Cemil abi, bir şey soracağım. Sor aslan parçası. Bu yazı var mı içinde? Ne? Kaput. Hani üniversiteli gençler cüzdanın arasına koyar ama asla kullanmazlar ya. Sussana, salak mısın sen? Sabri, sen de hesabı iste hadi. Aa, vallahi öyle bir şey olmaz, ben ödeyeceğim. Sabri, ısrar et. Israr ediyorum, hesabı sen ödeyeceksin. Öyle değil be. Onlar hesabı getirirken ben de bir lavaboya gidip geleyim. Yürü Hamdi. Hayır, kıçına koyma. Elde götür, elde. Vallahi ben bu çocuğa bayıldım. Bu akşam resmen elimi cebime götürmedi ya. Hatta bir ara şeyimi kaşıyacaktım, elimi tuttu. Hayır, burada yapma falan diye. Ayı mısın diyor bana ya. Çok sevdim. Niyetinin ne olduğunu çok iyi biliyorum, zengin züppe parçası. Sen Afet'i hak etmiyorsun. Ne? Biri bir şey mi dedi? Aylık geliri 10 bin liradan aşağıda olanları duyamıyorum da. Seni adi herif! Bırak gel alı! Bu kanalı! Hukulu! Hukuliyeli! Ya ben neyse siklet söyleyemiyorum zaten! Züğürdün çenesi yoruldu işte. Unutma ki bu hayatta paranın alamayacağı şeyler de vardır. Alo, TDK mı? Merhaba. Ulan unutma ki bu hayatta paranın alamayacağı şeyler de vardır lafını satın almak istiyorum. Teşekkürler. Artık o lafı bile benden izinsiz söyleyemezsin. Ama fakat... Yeter Hamdi, bırak şu fakiri. Allah bilir evinde hala PlayStation 2 vardır bunun. Yürü gidelim. Kimmiş gelen Sabri? Kargocu çocuk. Damat bey bize bir sürü hediye yollamış yahu. Aa, bana Counter Strike oynamak için Rusça sözcük yollamış. Sukabilyat. Cümle içinde kullanayım. Babacım, bugün çok sukabilyatsın. Eyvallah. Bana da Bayrak Hasan dayı yollamış. Ne yapacağım lan ben bunu? Asılacak bir şey var mı yenge? Asılmak mı? Aa, bana da Kral Şakir oyuncağı yollamış. Ay ne güzel ya Kral Şakir. Çok güzel dizi o ya. Film Necati karakteri süper valla. Hey millet. Bakın, Cemil bana evlenme teklif etti. Oha, ulan bu elmas için Afrika'da kaç garibar ölmüştür, haberin var mı? Saçmalama minnak, bu organik bir elmasmış. Topraktan çıkıyor dedi Cemil. Ulan elmas nereden çıkacak başka ya? Cipsten mi amına koyayım be? Ulan bu kedinin de küfü ağzına çok yakışıyor yemin ederim. Sus lan yavşak. Oh be, bana bile dese hoşuma gidiyor yeminle. Anne, baba, sonunda evleniyorum. Oley be, evdeki tek çocuk ben olacağım. İstediğim kadar bencil ve geçimsiz olsam da tek çocuk yetişmişim diye kendimi haklı çıkarabileceğim. Düğün ne zaman kızım? Yıldırım nikah yapmaya karar verdik. Bekleyin şimdi. Bekleyin biraz. İşte şimdi. Siktir, bu ne biçim espri lan? Ayol, düğünü niye de yapıyoruz, saçma değil mi? Düğünüm yetişmiyormuş anne, ekstra mekan çıkmasın diye. Yazık ya.
O zaman şu balonları da koymasaydık keşke. Ya onlar malzemeymiş, mekan değil. Eğer bir itirazı olan yoksa ben de bu nikahı kıymakta... Afet! Dur! Hata yapıyorsun! Bu fakir ne yapıyor lan burada? Davetiyede fakirlere iyi uykular yazmadık mı? Şimdi hepinize bu pislik herifin gerçek yüzünü göstereceğim. Pardon, bu değil. Diğer klasördeydi. Bu da değil. Hangi klasördü ya? Ha, tamam. Mertcan Dayak Ağustos 2016. Okey. İşte gördünüz değil mi? Benim gözümün önünde hala at direği var. Kafamdan atamıyorum lan. Bu adam Afet'i parasıyla kandırıp buna aşık olmasını sağladı. Fakat Afet'i asla sevmedi. Sadece onun yanında bir et parçası gibi gezdirmek için evleniyor. Yoksa sevgisinden, aşkından değil. Ne? Doğru mu yoksa bunlar Cemil? Hayır bebeğim, ne alakası var? Afet, unutma lütfen. Sen akıllı bir kızsın. Bu tür şeylerin gözünü boyamasına izin verme. Hep baksana şuna. İnsan bile değil. Deriden yapılmış bir şey. Timsah derisi yalnız. Afet, hayatta paradan daha önemli şeyler de var. Bunu bil. Fakat o laf, o lafı edemezsin sen. Sen öyle san. Bütün harçlıklarımı biriktirdim ve TDK'yı arayıp o lafı satın aldım. Sırf Afet'e bunu söyleyebilmek için. Sana ne kadar teşekkür etsem az Mertcan. Bir anda hayatıma güneş gibi doğdun. Gözlerimi para bürümüştü. Yanlış bir karar vermiştim. Yoksa gerçek mi oluyor? Sen kahraman gibi çıktın ve gerçekleri görmeme yardımcı oldun. Ben artık paraya değil, ayakkabı numarasına bakacağım. Ne? Neye? Ayakkabı numarasına. Biliyorsun yani ayakkabı numarası büyük olanın ayağı da büyük olur. Bakayım senin ayağına. 34 giyiyorsun. Çocuk reyonundan mı alıyorsun? O ne ya? Benim ayağım 52. 52 mi? Ay çok iyi ya. Hadi gidelim aşkım. Koş. Ne var ya? Bir şey merak ettim, ona bakıyorum. Bookplus.com Fırıldak ailesine sundu.